Serdar Hocam, başkanımızı çok bekletmeyelim isterseniz. Tamamdır başkanım. İzniniz olursa başlayayım ben. Tabii. Sayın Daire Başkanım, değerli konuğumuz ve sevgili öğrenciler. Bilsem Gelecek Konuşmaları programımızda bugün Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Bahri Atay'ı konuk edeceğiz. Saygıdeğer başkanım, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok kısa sizlere teşekkür ediyorum başkanım. Ben çok kısa sizlere hocamızı tanıtmak isterim. Profesör Doktor Bahri Ata 1969 yılında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. 1991 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'da tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1994-1998 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi okutmanı olarak görev yaptı. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde, 1998 yılında ise Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans derecelerini aldı. 2001 yılında Gazi Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Daha sonra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda sosyal bilgiler ve tarih dersleri, öğretim programlarının yenilenmesi ve ders kitabı yazım faaliyetlerinde aktif rol aldı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yardımcı doçent ve profesör olarak görev yaptı. Çalışma alanları arasında tarih eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, müze eğitimi ve bilim ve teknoloji tarihi bulunan Profesör Doktor Ata halen pek çok süreli yayına yazar ve hakem olarak katkıda bulunmaktadır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İhtisas Komitesi üyeliği, Atatürk Köşk Müzesi Danışmanlığı, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Denetleme Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Alanıyla ilgili pek çok yüksek lisans ve doktora tezine katkı sağladı. 2018 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevine atandı. Halen Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bu görevine devam etmektedir. Sevgili öğrenciler, başkanımıza sorularınız olursa chatten yazmanız yeterli olacaktır. Bu süreçte chat'e sorular dışında başka bir şey yazmamanızı ve sorularımızın hocamızın anlattıklarıyla ilişkili olmasına özen göstermenizi rica ediyoruz. Sayın Ramazan Başkanım, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Konuğumuz sunumuna başlamadan önce sözü size bırakmak isterim. Serdar Hocam, teşekkür ederim. Değerli hocamız, Bahri hocamızı çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı. Bilsem ailesi adına çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kendisiyle buluşturuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bir araya geleceğiz. Onun değerli tecrübelerinden öğrencilerimiz inşallah faydalanacaklar. Tekrar hocamıza çok teşekkür ediyorum. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben öğrencilerimizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Sözü değerli konuğumuza bırakmak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz Sayın Başkanım. Söz sizde. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Kıymetli Bilsemliler, sizin ulusal ve uluslararası projelerde başarılarınızı yakından takip ediyorum. Sizleri, öğretmenlerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Ve bu toplantıyı düzenleyen Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Nezir Gül'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bilsemler benim gözümde şimşek bakışlı öğrencileriyle şimşek bakışlı öğretmenleri buluşturan eğitim ortamı arkadaşlar. Şimdi ben eğitimde çiçek ve bahçıvan metaforunu sevmem. Bence öğretmen usta dağcıdır, öğrenci çırak dağcıdır. Beraber bir öğrenme yokuşuna çıkarılır. Bazen birinin ayağı kayar, bazen birbirini tutarlar, destek verirler. O yüzden ben mesela bu bahçıvan ve çiçek metaforu benim çok hoşuma, hiç hoşuma gitmez. En çok hoşuma giden usta dağcı, çırak dağcı metaforu. Bakınız, Pakistanlı alim, şair, filozof Muhammed İkbal'in hocası Thomas Arnold ne diyor?
Muhammed İkbal için. Bazı öğrenci hocayı daha iyi yapar. İşte ben sizlerin arkadaşlar hocayı, öğretmeni daha iyi öğretmen yapan öğrenciler olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Tarihçiyim. Tarih eğitimcisiyim. Tarih öğretmeni oldum. Şimdi diyeceksiniz ki tarihçinin gelecekle ne işi olabilir tarihçinin? Şimdi Hollandalı bir tarihçi var, Peter Gale diye. Bu Toynbee'nin tarih felsefesinde çok güzel bir eleştiri yazmıştı. Onun bir sözü var. Diyor ki tarihçiler farkında olsun ya da olmasınlar, sözleri, fikirleri ve umutları geleceği şekillendirir. Şimdi derslerde öğrendiniz. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk tarihi çok severdi, biliyorsunuz. Manastır Askeri Lisesi'nde kimdi tarih öğretmeni? Mehmet Tevfik Bilge. Ve ne diyor onun için? Minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı diyor. Atatürk okulları geziyor, liseleri geziyor, ortaokulları geziyor. Sorular soruyor tarihle ilgili. Biliyorsunuz küçük Aydın o soruları biliyor. Diyor ki oğlum ne olmak istiyorsun gelecekte? Ben diyor paşam mühendis olmak istiyorum. Yani ne diyor? Ben su mühendisi olmak istiyorum diyor. Gel seni diyor tarihçi yapalım. Bilim tarihçisi yapalım. Aydın diyor ki paşam müsaade edin. Ben bunu annemle babamla konuşayım, tartışayım, istişare edeyim. Atatürk'ün bu çok hoşuna gidiyor bu. Harika diyor. Ve o gün oradan Milli Eğitim Bakanı'na talimatını, emrini veriyor. Bu çocuğu gönderelim. Ve ne oldu biliyorsunuz? Aydın Sayılı Amerika'ya gönderildi. George Sartre'un öğrencisi oldu. Türkiye'de ilk bilim tarihi kitabını yazan kişidir. Ve biliyorsunuz hani o 5 lira var ya üstünde, fotoğrafında görüyorsunuz Aydın Sayılı. Bakın Atatürk tarihe çok önem veriyordu. Bilir misiniz? Ölmeden evvel 1937'de Türk Tarih Kongresi'ni topladı. İkinci kongre. Emir verdi. Dolmabahçe Sarayı'ndan altın kaşıklar, altın çatallar, altın bıçaklar çıkarıldı. Ve Türkiye'de ilk defa altın bu yemek setiyle yemek yiyebilen tarihçiler ve tarih öğretmenleridir. İkinci Türk Marif Şurası'nda. Bakın verdiği önemi görün arkadaşlar. Yani bu sadece tabii tarihle ilgili değil. Arkeoloji de buna dahil. Eğer Türkiye'de bir Sedat Alp yetiştiyse, bir Ekrem Akurgal yetiştiyse bunlar hep Atatürk'ün vizyonunun arkadaşlar bir sonucudur, meyvesidir. Tamam mı? Şimdi ben tabii çok teşekkür ediyorum Bilsem ailesine. Şimdi 52 yaşındayım. 1969 doğumluyum. Ve bu program sayesinde biraz geçmişime bakmak, retrospektif yapmak istiyorum sizin sayenizde. Ve kısaca biraz size çocukluğumu anlatmak istiyorum. Biraz okul yıllarımı anlatmak istiyorum. Sizi tabii sıkmak da istemem. 1969'da doğdum. Serdar Hoca'nın az önce söylediği gibi İzmit'te, Tütün Çiftlik'te. 1969. Amerikalıların Alman bilim ve teknolojisi ile, yani von Braun ile Ay'a gittiği tarihtir. Biz 10 yaşında çocuklar o zaman biliyor musunuz? Kitaplarımızın arasında Neil Armstrong'un, Collins'in, Aldrin'in resimlerini taşırdık. O astronotların. Ben şimdi düşünüyorum, yani düşünebiliyor musunuz? Bakın yıllar sonra ne öğrendim ben biliyor musunuz arkadaşlar? 1955'te İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde 3 arkadaş bir araya geliyor. Ay'a gitmek isteyenler cemiyetini kuruyorlar. 3 kişi. Kim bu derneğin başında? Cemil Sait Erdemli var. Bakın 14 yıl önce 1955'te vizyona bakın. Ay'a gitmek isteyenler derneğini kuruyorlar. Ne oluyor? Gazeteye bakıyorum. Muhabir diyor ki ya Ay'a gideceğinizi Anadolu'daki bir kasabaya köprü götürün. Yani Türkiye
jeopolitik konumdan dolayı her zaman bir ehem ve mühim meselesi arasında kalmış. Bakın o gün bile 1955'te bile deniyor ki ya Ay'a gideceğinize bir akarsun üstüne köprü yapın. Bunu söyleniyor. O dönemdeki bir lidere son diyor ki ya bu uzaktan nasıl kumanda ediliyor? Bunu hayret ediyorum diyor. Bakın biraz Tesla'ya bakmak lazım. Ben tabii şanslıyım. Teknik lisede okudum. Endüstriyel elektronik bölümünde okudum. Biz lisede tartışırdık. Tesla mı haklıdır? Edison mu? Tesla ne yaptı? Biliyorsunuz Tesla 1890'larda havuzda ilk uzaktan kumandalı gemiyi yürütüyor biliyorsunuz Tesla. O da Alman eğitiminin mahsulü. Graz'da okudu. Avusturya'da okudu. Politeknik'te okudu arkadaşlar. Tesla da o Alman teknoloji eğitiminden, politeknik eğitiminden geçmiştir. 1969'da tütün çiftlikte doğdu. Kafaya taktım. Ya bu tütün çiftlik nereden geliyor bu isim? Niye buraya tütün çiftlik deniyor? Nereden geliyor bu isim? Mahallemizin çok yaşlı bir hacı amcası vardı. Hacı Niyazi abi. Ona sordum. Dedi ki Bahri, 1960'lara kadar burada bir tütün çiftliği vardı. Tütünler orada biriktiriliyormuş. Sonra TÜPRAŞ, yani İPRAŞ rafinerisi kurulmuş. Kurulunca tütün çiftliğini kaldırmışlar. Oraya çalışanlar için siteler yapmışlar. Oranın ismi siteler olmuş. Bugün hala var oranın ismi. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben Türkçenin büyük üstadı Refi Cevat Ulunay var. Onun bir romanı var. Balçık'la Ethem. Balçık, Gebze yakınlarında bir köyün ismi. Bir roman bu, tarihi roman. Ve orada tütün çiftlik geçiyor, anlatıyor. Tütün kaçakçılığını anlatıyor. Biliyorsunuz, Duyun-ı Umumiye 1881'de kurulduğunda tütün de Duyun-ı Umumiye'ye dahil ediliyor. Ve bir tür kaçakçılık da var. Ve bunu Refi Cevat romanında çok güzel işliyor. Şimdi bakın, babam, rahmetli babam Sümerbank'ta, Atatürk'ün açtığı bir fabrikada, oraya bağlı bir seramik fabrikasında işçiydi. Gecekondudaydık ama bütün mutfak eşyalarımız porselendi. Kendimizi sarayda gibi hissederdik biz. Komşulara giderdim, onlarınkisi kalaylanmış bakır kullanırlardı. Bakın 1970'li yıllarda Türkiye çok farklıydı arkadaşlar. Sizin için tabii anlayamazsınız. Bunu anne babalarınız bilir. Ya da dedeleriniz bilir bunu. Tabii bizim ailede, bizim Gecekondu mahallesindeki ailemizde bizim mutfak eşyalarımız babamdan dolayı porselendi. Porselende yerdik biz. Şimdi ben çok meslekten insanın anılarını okudum. Mühendis, asker, hakim, avukat, gazeteci. Fakat aralarında biri var. Charles Darwin. Otobiyografisini okudum. Bakın babasını şöyle tarif ediyor. Diyor ki babam 1.87 santim boyundaydı. Babam 152 kiloydu. Şimdi bakın aralarında en farklı otobiyografiye sahip adam bu Darwin. Farklı bir kafası var adamın. Ölçmek istiyor. Ölçmek. Ölçme kavga şeyi var. Şimdi ben o kadar anı okudum. Hiç kimse babası böyle anlatmaz. Babam 1.82 boyunda 152 kiloydu. Ölçmek. Ölçmek. Şimdi sizden ricam şu. Lütfen bu toplantı, konferans bittikten sonra velinizin, annenizin, babanızın boyunu ölçün. Lütfen. Kilosunu ölçün ve günlüğünüze bugün yazın. Lütfen yazın. Lütfen. Bakın bizler tabii ben şimdi 52 yaşındayım. Geçmişe dönüp baktığımda hatalarımı da yanlışlarımı da görüyorum. Aynı yanlışları siz yapın istemiyorum. Annem ev hanımıydı. Çok fedakar bir kadındı. Sabah 4:30-5'te kalkar, sobayı yakar. Eskiden sobalıydı evler. Kahvaltıyı hazırlar ve ondan sonra bizi kaldırırdı. Ben de yatakta uyur numarası yapardım ve şöyle derdim. Annem çok fedakar. Ben okulumda iyi olmalıyım, derslerime çalışmalıyım, sorumluluklarımı yerine getirmeliyim. Bakın ben diğer arkadaşlardan daha zeki değildim. Daha çalışkan. Yani sorumluluklarımı yerine getiririm. Ben öğretmen bir ödev verdiğinde gece uyuyamam. Pergelim yoksa komşuya gider pergel isterdim. Gönyem yoksa gönye arardım. Böyle bir öğrenciliğim geçti. İlkokulda Mesude Aksoy
adında bir öğretmenle karşılaştım. Allah ondan razı olsun. Çok iyi bir öğretmendi. Bakın, size bir anımı anlatayım. Öğretmen tarih atlası istedi. İlkokul 4'te. Eve gittim. Anne dedim, öğretmenimiz Faik Reşit Unat'ın tarih atlasını istiyor. Annem o zaman mutfaktan o kaseden 10 lira çıkardı. Dedi ki oğlum bak, bu 10 lirayı baban ekmek parası olarak verdi. Ben bunu sana verebilirim. Gider onu alırsın. Ama akşam ne yeriz? Ekmek olarak ne yeriz? Bakın bu, bunu hiç unutamam ben ilkokul 4'te. Ve yıllar sonra Faik Reşit Unat'ın hayatını yazmak bana nasip oldu. Yani şunu demek istiyorum. Kişiyi, insanı insan yapan şey varlıklar değildir, yokluklardır. Bunu bilin. Bunu aklınıza yazın. Şimdi ilkokul 4'teyiz. Tabii ilkokul 4'te ve 5'te. Eskiden eğitim 5 yılda. 5 yıldan sonra hayata atılıyordunuz. Osmanlı tarihi görüyoruz. Önce anneme gittim şikayet ettim. Anne, beni ölmüş adamlarla uğraştırıyorlar. Benim bir gelecek bekliyor. Anne, ben açılır kapanır perdeler yapmak istiyorum. İşte efendim denizaltı yapmak istiyorum falan. Ya da ablamın röntgen filmlerinden fotoğraf makinesi yapmak istiyorum falan diyordum. Sonra bir süre sonra baktım. Anne, benim adımı niye Fatih koymadınız? Fatih Sultan Bey. Benim adımı niye Yavuz koymadınız? Benim adımı niye Süleyman koymadınız? İnanın ilkokul 4'te adımı sevmiyordum. Yani neden benim adım Fatih değil demeye başladım. Bakın, tarihe olan aşkım pekişmeye başladı. Tarih. Ortaokula başlayacağım. Ortaokul yani 6. sınıf. Siyah önlükleri çıkarıyoruz. Kravat takacağız, takım elbise giyeceğiz. Kravat takmayı bilmiyorum. Mahallede kravat bağlamayı bilen birilerini aradım. Kimse yok. Ama o gün karar verdim. Dedim ki ben bu kravat takmayı, bağlamayı öğreneceğim. Aynanın karşısında durmadan idman yaptım. Aynanın karşısında orta birde. Yani 6. sınıfta şimdi. Ve o dönem 2 dönem takdir aldım. 2 dönem takdir alanlara kitap hediye ediliyordu. Bana da sosyolog Cahit Tanyol'un Atatürk ve Halkçılık kitabı hediye edildi. O sene yazılmış 1982'de. Tabii ben kitabı okuyamadım. Çünkü çok Osmanlıcaydı. Çok böyle Arapça, Farsça kelimeler var. Biraz okumaya çalıştım. Sözlükle falan. Ama daha sonraki yıllarda okudum o kitabı. Şimdi eskiden diyelim Abdülhamit döneminde takdir alan öğrencilere saat hediye ediliyor, saat. Ya da Peçevi tarihi hediye ediliyor. Ya da Solakzade tarihi hediye ediliyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Diyelim Mektebi Mülkiye'nin birincisi var. Ali Kemal diyor ki bana Peçevi tarihi hediye edildi. Bana Solakzade tarihi hediye edildi. Peçevi tarihi yani Peç, Macaristan'da bir kentin ismi bu. Peçli demek, Peçli, Peçevi İbrahim Efendi. Şimdi bana da Cahit Tanyol'un kitabı hediye edildi, Atatürk ve Halkçılık. Ve bakın, orta birde Ermeni meselesiyle ilgili hoca bir ödev verdi. Gittim kütüphaneye, Esat Uras'ın Ermeni meselesiyle kalın bir kitap vardır. İşte onu anlamaya çalıştım, oradan bir ödevler yaptım falan. Orta 2'deydi. Türkçe hocamız bir kompozisyon verdi. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanlı kalır. Bakın hiç unutmam. Yani bunu. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şanlı kalır. Sen yiğit olacaksın, şanın kalacak. Kafamı belledim orta 2'de. Evet. Ve Gökçeada Öğretmen Okulu'nu kazandım. Annem göndermedi. Oğlum ben sensiz ne yaparım dedi. Göndermedi. Lisede bizim zamanımızda Endüstri Mühendislik Lisesi ve Teknik Lise sınavlıydı. Ve ben Endüstriyel Elektronik bölümünü kazandım. Fakat o yıllarda 1982-83'te bilgi yarışmaları vardı. Bilgi yarışmaları, sınıflar arası ve okullar arası. Bakın ben Dandanakan Savaşı'nı bilemediğim için benim yüzümden bizim sınıf okul birincisi olamadı. Yani ben bilemedim. Şöyleydi. 1040 yılında Selçuklularla Gazneler arasında yapılmış savaşı sordular. Herkes bana bakıyor. 3 kişiyiz.
spor salonunda düşünün, büyük, herkes toplanmış. Bakın ben de her sabah takvime bakıyordum biliyor musunuz? O sabah takvime bakmadım. Muhtemelen 23-24 Mayıs. Bakmadım, bilemedim o soruyu. Hiç unutamam arkadaşlar. Akşam eve geldim, takvim bir çevirdim, dandanakım. Ve benim yüzümden bizim sınıf, benim yüzümden kazanamadı ve birinci olamadı. Elendik ve bizim okulu başka bir sınıf şey yaptı. Bakın yenilgilerimi görüyorsunuz, hatalarımı görüyorsunuz. Şimdi yazın çadırcılık çalışıyorum. Malatyalı bir öğretmen var, matematik öğretmeni İbrahim Bey diye. Onunla sohbet ediyoruz. Bahriye dedi, sen dedi akıllı bir çocuğa benziyorsun. Bana dedi şeyi getirsene, bana not dökümünü götürdüm. Dedi ya sen çok iyisin. Hemen teknik liseye yazdırmış beni, velim oldu ve ben teknik liseye başladım. Teknik lise çok farklıydı bizim dönemimizde. Endüstriyel elektronik okudum. İngiltere'den deney setleri gelmiş, osloskop kullanıyoruz, tartışıyoruz. İşte ışık dalgayla mı gider, tanecikle mi? Tesla mı haklı, Edison mu haklı falan. Bakın bir şey var. Ana bina var İzmit Teknik Lisesi'nde ve girişte İzmit vapur faciasında vefat eden abilerimizin fotoğrafları var. 50 kişi. Beni öyle etkiledi ki arkadaşlar. Bakın 1 Mart 1958 günde cumartesi günü bir facia olmuş, vapur batmış fırtınada. Bakın cumartesi günü öğlene kadar eğitim var. Batmış ve 50 kişi vefat etmiş. Onların fotoğraflarını okula asmışlar. Ben tabii kafayı taktım. Kim bunlar? Araştırdım. Kim bunlar? Nasıl oldu bu olay? Çok sonra bizim tabii okul tam gündü. Öğlenleri bazen köfte ekmeğimi alır Sultan Abdülaziz'in av köşküne çıkardım. Orası arkeoloji müzesi. Onun parkında otururdum. Ve Körfez'i izliyorum. Hemen yanında Mimar Vedat Tekin Saat Kulesi var falan. Yani müze ilhamlarımı, arkeoloji ilhamlarını hep o sırada aldığımı düşünüyorum arkadaşlar. Üniversitede iki tercih yaptım. İkisi de tarih bölümüydü. Tabii hocalar çok kızdılar. Senden iyi mühendis olabilir. Hayır dedim, ben tarihçi olacağım. İkinci tercihimi kazandım. Ama birinci tercihimde de yüksek lisans yaptım. Size öyle söyleyeyim. Yani anlayın siz. Ve 86'da şöyle düşünüyordum. 5 yıl biter mi? Hazırlık artı 4 yıl. Yıllar gelip geçiyor. Hazırlık yılları en güzel yıllardır. Muhakkak hazırlık okuyunuz. Hazırlık güzeldir. Ve inanın hazırlıkta benim lisede dilim Almancaydı. Ortaokulda Almancaydı. Fakat bilemiyorum, bir şey oldu, Almanca öğrenemedim. Ama lisede bana inanın öğrettiler. Demek ki ben öğreniyormuşum dedim. Bir şey var, bir problem var. Bende değil o problem dedim. Bakın üniversitede tabii çok şanslıydık biz. Tarih dersinin yanında işte felsefe bölümünden ders alıyorduk. Benim Kant'ın Saf Aklın Kritiğini okuyorduk. Amerikan ve İngiliz edebiyatından ders alıyorduk. Mesela William Golding'in Sineklerin Tanrısı romanını okuduk bir dönem. Filmini izledik. Mesela Ken Kesey'in Guguk Kuşu romanını okuduk. Tiyatrosuna gittik. O sene tiyatro vardı. Filmini izledik. Mimarlık bölümünden mimarlık tarihi, arkeoloji aldık. Arkeoloji hocam Mustafa Duran Us beni işte 1989'da kazıya götürdü. Bu İzmir'de Seferihisar var. Sığacık, Teos, antik kent. Orada kazılara katıldım. Yani Dionysos Tapınağı kazılarına katıldım. Hocamın tabii Mustafa Duranuz'un üzerimde çok büyük emeği vardı. Fransızca hocam Emmanuel Cimeno idi. Bize bazen böyle doğru cevap veremediğimizde Dodo derdi. Dodo. Şimdi Dodo Fransızca'da çocuk dilinde uyku demek. Ama diğer anlamı Dodo kuşu. Şimdi Dodo kuşu şu arkadaşlar. Bu eğitimde bir metafordur. Dodo kuşu kanatlarını kullanmadan beslenmeye alıştığı için bir süre sonra uçma ayrıcalığından feragat eden bir kuş.
Yani aslında dodo kuşunun bir kanadı var. Anladınız? Ama farkında değil. Besleniyor hazır. Ve uçmayı uçamıyor. Bakın dodo. Bakın bu metafor çok önemli bir metafor. Ben bu metaforu daha sonra nerede gördüm biliyor musunuz? Aldous Huxley'in Cesur Dünyayı Ziyaret kitabında gördüm. Dodo. Tabii bizim Fransız hocası bize dodo derken biz bunu anlamazdık. Yani uyuyorsun diye onu sadece yorumlardı. Ve o hocamız daha sonra bir üniversiteye geçti ve yılın hocası oldu birkaç defa. Onun da çok emeği vardır. Ben tarih bölümünde Osmanlıca derslerinden hiç zorlanmadım. Çünkü benim annem Allah ondan razı olsun, beni küçükken camiye gönderdi. Ve ben Elif Bey'i biliyordum, Kur'an biliyordum. Osmanlıca'da hiç zorlanmadım. Yani dil, yabancı dil çok önemli. Osmanlıca bilirseniz, yabancı dil bilirseniz size yeni yeni kapılar açılacak. Bunu bilin arkadaşlar. Tabii yarım saattir konuşuyorum. Yani çok şey yaptım sizi. Soru cevaba da geçmek lazım ama şu yabancı dille ilgili biraz konuşayım sizinle. Şimdi bakın. Son 300 yıla bakın. Yani Osmanlı'da tercüme adasının açıldıktan sonra bakın. Sadrazamlar, nazırlar hep yabancı dil bilen insanlardır. Mesela Mustafa Reşit Paşa. İbrahim Hakkı Paşa. Fransızca bilir, Almanca bilir, İngilizce bilir. Mizancı Murat. Bakın Mizancı Murat Rusça bilir. Rusça bilir. Fransızca biliyor Mizancı Murat. Mesela son sadrazam Ahmet Tevfik Paşa. Adam Fransızcaya o kadar hakim ki 1919'da mütareke komisyonu Fransız komutasının Albay Curzon var. Ona bir nota yazıyor. Curzon diyor ki ya bu notayı ben yazamam diyor Fransızcaya. Bu kim, bunu yazan kim? Ahmet Tevfik Paşa'nın yazdığı söyleniyor sonra ona. Bakın yeteneği görüyor musunuz? Dil yeteneğini. Arkadaşlar gençsiniz, yolun başındasınız. Sizden özellikle ricam, lütfen bu dil meselesine üzerine eğilin. Yani Osmanlıca öğrenin, Rusça öğrenin, Fransızca öğrenin, dil öğrenin. Mesela bizde şöyle dünyadan örnek vereyim. Bernard Lewis en çok dil bilen tarihçilerden biridir. Tabii bizde İlber Hoca, İlber Ortaylı benim hocam da oldu. Şimdi Bernard Lewis çok dil biliyor. Arapça biliyorsunuz, Farsça. Ve bu adamın lütfen özellikle üst sınıflar, lise sınıfları onun anılarını okuyabilir. Tarih üzerine notları okuyabilir. Orada bir şey anlatıyor. Diyor ki, İkinci Dünya Savaşı'ndayız diyor. İstihbarat eğitimi alıyorum diyor. Ama diyor motosikletle diyor engelli yolda gitmem lazım diyor. Birkaç defa denedim diyor. Fakat motosikletle engelli yolda gitmeyi beceremedim diyor. Bunun üzerine beni diyor daha böyle bir hocalığa çekmişler. Şimdi bakın motosikletle engelli yolda gitme. Şimdi esasen aslında burada şey şu. Arabistanlı Lawrence var ya, onun bak Bilgeliğin Yedi Direği kitabı vardır. Onu okuyun, muhtemelen onun özelliklerini almışlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında istihbarat eğitiminde bulunuyor. Bilim, Arabistanlı Lawrence'ın özelliği nedir? Arapça bilir. Tamam mı? Motosiklet kullanmayı biliyor. Bakın onun özellikleri. Dikkat edin. Ve ben diyor, elendim diyor. Motosiklet kullanamadım. Şimdi bak mesele şu. Bakın bu çok eskiden beri vardır. Hem zihnimizi güçlendireceğiz, hem el becerilerimizi güçlendireceğiz. Fransız düşünücü Descartes ölmeden evvel bu mesele üzerinde çalışıyor. Yani ikisini birlikte nasıl, iki çift kanatlı nasıl olabiliriz? Hem zihnimizi güçlendireceğiz, hem el becerilerimizi. Şimdi Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un tasarım beceri atölyeleri fikri var biliyorsunuz. 2 yıldır okullarda yapılmaya çalışıyor. Lütfen sizden ricam bu atölyelerden birine girmeye çalışın. Yani beynimi güçlendireceğim derken bedeninizi ihmal etmeyin. El becerinizi ihmal etmeyin. İkisini birlikte götürmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi bak ben bugün kendime kızıyorum. Babam benim
bir motosiklet hastasıydı. Motosikletin motorunu dinlerdi, cumartesi pazarları açardı. Bana derdi ki oğlum gel, gel bak, izle. Karbüratörü açardı, motosikletini tamir ederdi. Ben de anneme derdim ki anne, ne olur babama söyle bana izin versin, futbol oynayayım. Anne, babama söyle basketbola gideyim. Bakın bizim kuşak, siz çok şanslısınız biliyor musunuz? Annenizle ve babanızla doğrudan konuşabiliyorsunuz. Örneğin bizim kuşak öyle değildir biliyor musunuz? Bakın ben babamla doğrudan bir şey diyemezdim. Biz öyle yetiştirildik. Anneye söylersiniz, anne gider der ki bey çocuğa izin ver gitsin basketbol oynasın, top oynasın. Bakın kendime kızıyorum biliyor musunuz? Keşke babamı daha iyi gözlemleseydim. Onun o el becerilerini, mekanik becerilerini alsaydım. Kendimi sadece dil becerilerine yoğunlaştırmasaydım. Bakın lütfen bizim yaptığımız hataları lütfen siz yapmayın. Tasarım beceri atölyeleri çok önemli bir fırsat. Çok önemli bir fırsat. Yani okulunuzda olabilir. Onu da lütfen takip edin. Bakın şimdi sıkılmadıysanız devam edeyim. Serdar Hocam? Başkanım gayet güzel gidiyoruz. He? Öğrencilerin şimdi, sıkıldıklarını düşünmüyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Çok verimli geçiyor. Bakın, bakın arkadaşlar. Geçen hafta Twitter'da neyi paylaştım? Harun Reşit Kocacan'ın fotoğrafını paylaştım. Google'da yok öyle bir fotoğraf. Çünkü Türk tarihinin, Türk kültürünün esasen %20'si falan Google'da vardır. %80'i kütüphanelerde, arşivlerde. Osmanlı arşivinde 100 milyon belge var. Okunmayı bekliyor. Sizleri bekliyor. Yani arkadaşlar siz zannetmeyin Google'da yok. Yok. Harun Reşit Kocacan kim biliyor musunuz? Bakın biz çocukken öğretmen bir gün dedi ki gidin dereden kurbağa getirin. Gittik dereden bir kurbağa bulduk. İşte kurbağayı inceleyeceğiz falan. Tabii kıyamadık kurbağaya. Kurbağaya kıramadık bıraktı. Sonra kitapta kurbağanın sindirim sistemi var. Oradan ezberlemeye başladık. Şimdi Harun Reşit Kocacan kurbağayı 1910 yılında okullara getiren fen eğitimcisi. Diyor ki çocuk kurbağa üzerinde analiz yapacak. Sonra bu çocuk gidecek doktor olacak, mühendis olacak, biyolog olacak falan. Ama içimizdeki bu merhamet duygusu var ya, biliyorsunuz bizde Darülfünun'da bile güvercinler serbest bırakıldı. Yani deney yapamadık, oksijensiz kaldı. Ya, öldüremedik bu merhamet duygusu bu hayvanlara karşı. Bakın kurbağa. Kitap bizim çocukluğumuzda kurbağanın sindirim sistemi vardı kitaplarda ve biz onu ezberlerdik. Ve dereden kurbağayı getirirdik ama şey yapamazdık, dokunamazdık. Canı alamazdık. Bakın bunu getiren Harun Reşit Kocacan. Ama onun Google'da resmi yok, fotoğrafı yok. Onu paylaştım. Çünkü Osmanlıca bilgim bana yeni bir dünya açtı. Arşivde, kütüphanelerde yeni bir dünya açtı bana. Bakın bundan 20 yıl önce Kızılay'da yürüyorum. Bir öğrencimle karşılaştım. Bana dedi ki hocam Allah sizden razı olsun. Niye dedim? Google'da Jean-Jacques Rousseau ile ilgili Türkçe tek yazı size ait dedi. Bakın 20 yıl önce Google'da İngilizce yazılar var, Fransızca yazılar var, diğer dillerde var ama Türkçe yok, az. Bakın bana öğrencim diyor ki Jean-Jacques Rousseau ile ilgili tek yazı size ait. Ne kadar hoşuma gitti biliyor musunuz? Şimdi inşallah içinizden bazıları ileride tarihçiyi seçeceksiniz. İnanın yeni bir kapı açılacak. Hele Osmanlıca öğreneceksiniz. Rika yazısını öğreneceksiniz. Çözmeye çalışacaksınız. Çok zevkli arkadaşlar. Ve unutmayın. Google koca bir çöplük. Orada aldığınız hiçbir şeye inanmayın. Güvenmeyin. Güvenli siteler mi bir bakın. Ve kendiniz bilgi üretin. Kendi alın terinizle o bilgiyi oraya koyun. Bakın ben size ne diyorum? Bizim kültürümüzle ilgili Google'da %20, %30. Hala biz
arşivdeki kütüphanelerdeki malzemeyi yansıtamadık şeye, sanal ortama. İnşallah bizim bu yapmaya çalıştığımızı sizler devam ettireceksiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi size dedim, mesleklerle ilgili anılar okurum ben. Bir kere bir mesleğe karar vermeden evvel önce o meslekle ilgili bir anı yazmışsa onu okuyun. Yani mesela mühendis olmak istiyorsunuz. Birkaç mühendisin anılarını okuyun. Mesela doktor olmak istiyorsunuz. Diyelim Muazzez İlmiyeçi'nin bir kardeşi var. Turan İtil. Onun bir Unutulan Beyin diye bir kitabı vardır. Anılarını yazdığı, Almanya'daki tıp eğitimini yazdığı, Amerika'daki tıp eğitimini yazdığı. Bunu okuyun. Mesela gazeteci mi olmak istiyorsunuz? Bir iki gazeteci kişinin anılarını okuyun. Bakın, şimdi siz şu açıdan şanslısınız. Bizim kuşak, ben 30'a yakın işte çalıştım. Hesapladım. Çocukken su sattık, kavun sattık, çadırca çalıştım, boya yaptım. Sizin böyle bir şansınız yok. O yüzden sizin meslek seçiminiz daha zor. Şimdi eski kültürümüzde şöyledir arkadaşlar. Eski kültürümüzde babanın mesleği devam eder. Diyelim Osmanlı'da mesela ben Işıklar Askeri Lisesi'nde yedek subay öğretmen oldum. Işıklar Askeri Lisesi çok eskiden kurulmuş, 1928'de kurulmuş. Onun kütüklerine baktım. Baktım, oraya alınan öğrencilerin dedesi de subay, babası da subay. Dedesi de, babası da. Bakın eski kültürde böyle bir yapı var. Yani baba, dedesi telgrafçıysa çocuk da öyle oluyor. Şeydi, mesela Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel'in dedesi Abdülhamit döneminde Hasan Ali posta telgraf nazırı. Hasan Ali'nin babası telgraf müdürü. Hasan Ali yalnız, Hasan Ali Yücel farklı bir mesleğe yönelmiş. Şimdi bakın, eski kültürde böyle bir yapı var. Allah'tan son 50 yıldır bu kırıldı. Bu çok güzel bir şey. Bu sizin lehinize bir şey arkadaşlar. Bu sizin lehinize bir şey. Şimdi meslekler için mümkün oldukça o mesleğiyle ilgili anıları okuyun. Mesela diyelim nükleer fizikçi olacaksınız. Olmak istiyorsunuz. Nükleer fizikçi. Diyorsunuz ki ben Mersin'de açılacak nükleer santralde görev almak istiyorum. Kimin anısını okuyacaksınız? Rahmetli Ahmet Yüksel Özemre'nin anılarını okuyacaksınız. Onun o davasını göreceksiniz. Onun o davasını, onun anılarını okuyacaksınız arkadaşlar. Sizden ricam, lütfen böyle yapın. Bir de gözlemleyin. Tabii gidin. O kişinin yanına, o mesleği icra edenin yanına şöyle bir 24 saatini gözlemleyin. Bakın, ortaokulda, lisede uykusuz gecelerim oldu. Biliyor musunuz? Benden ne olur? Ben ne yapabilirim? Ben hangi mesleğe yönelebilirim? Bir ara, tabii İzmit'teyiz. Bembeyaz denizci kıyafetlerini görürdüm. Ve o parlayan kılıcı görürdüm. Güneşte parlayan ve bir ara dedim ya ben deniz subayı olayım falan. Yani bakın, ben o tabii kıyafete hasta oluyorsunuz. Kıyafet çok güzel. Düşünmüyorsunuz bu meslek bana uygun mu değil mi diye düşünmüyorsunuz. Ama mesela Işıklar Askeri Lisesi'ne gittim. Orada çalıştım. Bir sene şunu gördüm. Yok benim mesleğim öğretmenlikmiş, eğitimcilikmiş, akademisyenlikmiş. Yani bana uygun değilmiş, onu anladım. Ama o fırsat karşıma çıktı. Arkadaşlar, yani mutlu olacağınız mesleği seçin. Bu çok mühim bir şey. Mutlu olmak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam tarihçilerin hastalıkları yok mu? Tarih öğretmenlerinin hastalıkları yok mu? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Şimdi bakın, mektebi mülkiye mezunu Vasfi Mahir Koca Türk diye bir hoca var. Bu adam mülkiye siyasal bilgiler mezunu. Diyor ki ben vali olmayacağım, kaymakam olmayacağım, ben öğretmen olacağım. Bakın, öğretmen olacağım diyor. Ve öğretmen oluyor. Öğretmenler odasında öğretmenleri gözlemliyor. Ve bir kitap yazıyor. Öğretmenliğin Ruhu. Orada öğretmenleri analiz ediyor.
Diyor ki mesela tarihçiler için ne diyor? Bakın tarihçiler için. Tarih hocası mazi mümessilidir. Maziyi temsil eder. Tarih hocası geçmişi fazlaca incelediği için geçmişteki insanlara karşı hayrandır. Sevdiği şeylerin yıkılmasını istemez. Yeni büyüklükleri çok takdir edemez. Bütün topluma siyasi ders verme iddiasındadır. Bazen geleceğe ait keşifler ve kerametler de bulunur. Bakın, ben tabii bunu okuduğumda hemen bunu duvara astım. Aman dedim Bahri, dikkat et. Çünkü insan hastalığını bilirse arkadaşlar, yani ona dikkat eder değil mi? Yani astım duvarıma, çalışma odama, bunlara dikkat et. Dikkatli ol dedim. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü'nün ev sahipliğinde üniversitedeki tarih bölümleriyle ilgili çok önemli bir çalıştay yapıldı. 2 gün sürdü bu. Türkiye'nin çok saygın tarihçileri oraya katıldı. Şimdi, sizden ricam şu. Çalıştayın görüntüleri, videoları YouTube'a düştü. Bir kere özellikle 7. oturumu dinleyebilirsiniz. Yani üniversitelerde tarih bölümünün özellikleri nedir, hususiyetleri nedir? Üniversitelerde tarih bölümleri, iş dünyasına yönelik dersler var mı, yok mu? Bunu dinleyin. Bu diyelim aranızda tabii tarihçiliğe karar verecek olanlar var. Bunu dinleyin. Şimdi süremiz azalıyor. Babama bir gün ben tabii Osmanlıca ağırdır Rika uğraşıyorsunuz. İşte ben telgraf teknolojisinin Osmanlı'ya transferi diye bir tez hazırladım. Arşivden bir sürü Osmanlıca Rika belge. Onları çözmeye çalışıyorum. Babam halimi gördü rahmetli. Dedi ki ne oldu? Baba ya tarihçilik zor işmiş dedim. Dedi oğlum kendin istedin dedi. Ben dedi senin dedi bir mühendis olup şurada bir fabrikada girmeni isterdim ama kendin istedin dedi. Bakın kendin istedin. Evet ben kendim istedim. Babam beni hemen uyardı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Şimdi dönüp baktığımda iyi ki istemişim. İyi ki istemişim. Ben bu mesleği seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi post doktora için Atlanta'ya gittik. Bir ay içinde Atlanta'nın tarihini öğrendim, Georgia State'i öğrendim, kitaplarını okudum falan filan. Oradaki Amerikalı hocalara Atlanta'nın tarihini anlatmaya başladım. Georgia State'in bana ne dedi biliyor musun Amerikalılar? Ya biz burada yaşıyoruz, biz senin bildiklerini bilmiyoruz. Arkadaşlar merak ve dikkat. İradi dikkat. Şimdi bak beni farklı kılan şudur. Bir meraklıyım, dikkatliyimdir. Ve not alırım. Not alırım. Eskilerin tabiriyle bende fikri takip vardır. Yani not alırım, o işi devam ettiririm arkadaş. Şimdi bakın, düşünün ya Atlanta'dasın. Yani binlerce kilometre ötede bir yer. Orada yaşayan insanlar merak etmemiş Atlanta'nın tarihini, ne bileyim Georgia State Üniversitesi'nin tarihini, niye kurulduğu, neden kurulduğu, amacı ne? Bakın merak. Merak yetmiyor. Çünkü merakı bıraktığınızda dedikoduya gidiyor. Bakın bırakmayın. Bırakmayın. Dedikodu kötü bir şey. Merakı yönlendirin. İradi dikkat çok önemli. İradi dikkat. Süremiz azalıyor. Ben bu konuşmayı çok beğendiğim bir psikolog var. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung'un bir sözü var. Onunla bitireyim. Diyor ki Jung olmak Jungçu olmaktan iyidir. Çünkü ben diyor Jung olarak hatalarımı düzeltirim, kuramlarımızı düzeltirim. Yani sizler can şu. Bunu ölçü edinin. Ve ben de onu ölçü edinmeye çalıştım. Bakın ben gençliğimde Halil İnalcı'nın öğrencisi oldum, tarihçi. Efendim İlber Ortaylı'nın öğrencisi oldum. Ama benim farklıdır tarzım. Farklı bir tarz geliştirdim. Kendime özgü bir tarz geliştirdim. Yani bakın bu Jung'un dediği çok önemli bir şey. Kendiniz olun, kendiniz olmaya çalışın. Ama
Bakın, orta çağda bir şey vardır. Arkadaşlar, ilim için gidin. Bakın ben Metin Andın ismini duydum gençliğimde. Her gidiyordum, biliyor musunuz, onun derslerine gidiyordum. İzin aldım. Hocam dedim, minyatür analiz etmeyi ben sizden öğrenmek istiyorum. Olur evladım, gel dedi. Dersteyiz. 50 kişi. Metin Ant profesör. Metin Ant. Sanat tarihi ve minyatür uzmanı. Tabii ben onun kitaplarını okuyorum. Derste bir soru soruyor sınıfa. Sınıf bilemiyor. Ben biliyorum. Bana bir gün dedi ki, ya genç adam, bunları sen nereden biliyorsun? Hocam ben sizin kitaplarınızı okuyorum. Ben bunları sizden öğreniyorum. Yani bakın, bilgi ayağınıza gelmez. Bilgi için koşacaksınız. Bilim emek ister, çaba ister, gayret ister. Fuat Sezgin için söylerler ya, günde 16-17 saat çalışırdı. Bakın Tesla da öyle, Nikola Tesla da öyle. Gençliğinde 17 saat, 16 saat çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bilgi emek ister, gayret ister. En iyi hocaları bulmaya çalışın alanda ve onun derslerini takip edin. Rahle-i Tedris'inde çökün. Mesela ben iki adamdan çok etkilendim. Birisi Hüseyin Dağtekin. Haritacı, ressam, tarihçi. Çok şey öğrendim Hüseyin Hoca'dan. Hüseyin Hocam 1916 doğumluydu. Mekanı cennet olsun. Diğeri Cavit Binbaşıoğlu. Büyük pedagog, eğitimci. Ya düşünün, 80 yaşında bir adam Milli Kütüphane'ye gidiyor. Osmanlıca gazetelere bakıyor. Saatinin bir yazısını bulmuş. Osmanlı'nın büyük eğitim saati. Bana geldi heyecanla. Bahri, saatinin bir yazısını buldum. Günümüz Türkçesine aktarıyorum. Heyecana bakın. 70 yaşında, 80 yaşında bir adamın heyecanına bakın. Ve bakın, Nikola Tesla. Ölmeden evvel ne dedi biliyor musunuz? Nikola Tesla. 84 yaşında falan vefat etti. 80 yaşında. Ne dedi biliyor musunuz? Ben hala bu elektriğin ne olduğunu anlayamadım. Hayat böyle biliyor musunuz? Bir şeyle uğraşırsınız. Dönüp baktığınızda Tesla samimi bir adam. Diyor ki ben hala elektriğin, bakın elektromanyetizmin, elektrikle ilgili bir sürü iş yapmış, şey yapmış. 84-85 yaşına gelmiş. Dönüp baktığında elektriğin ne olduğunu anlayamadım hala diyor. Pek çok şey de böyle gibi. Evet. Serdar Hocam, bana bu fırsatı verdiniz. Bu çok güzel bir şey oldu. Görüyorum arkadaşların gözlerini, parmaklar kalkıyor. Süremiz de azaldı. Siz nasıl uygun görürseniz soru cevap kısmını. Başkanım çok keyifliydi. Gerçekten öğrencilerin gözlerine de yansıdı sizinle olan bu sunum süreci. Biz çok keyif aldık. Chat'te de bazı sorular var. Onlardan süzmeye çalışıyorum ben. Bu arada özellikle ifade ettiğiniz bir kavram öğrencilerimiz için de çok önemli diye düşünüyorum. Merak. Gerçekten özellikle sosyal bilimler alanıyla da uğraşmayı düşünen, gelecek planlamasında, kariyer planlamasında sosyal bilimler alanıyla ilgili meslekleri de yer eden öğrencilerimizde merak duygusunun gelişmesi, bu duygu doğrultusunda da çalışması, araştırması onların kariyer gelişimlerine büyük katkılar sağlayacak diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızdan bazıları şöyle sormuşlar hocam. Bu soruyu size yöneltmek isterim uygun görürseniz. Sosyal bilgiler alanına ilgim var. Bu alanda kendimi nasıl geliştirebilirim? Bu alanda kendimi geliştirebileceğim kaynaklar neler olabilir? Neler yapmalıyım mesleki açıdan gelişebilmek için? Şimdi bak, size bir şey anlatayım. Herbert Spencer diye bir adam var. Bu adam bir eğitim kitabı var. 1851'de yazmış. Diyor ki, dünyanın 15 belirleyici savaşı adlı bir kitap, gereksiz bir kitap diyor. Diyor ki, bu kitabı okusanız diyor, sağduyulu bir seçmen olamazsınız diyor. Vatandaş olarak mantıklı karar veremezsiniz diyor. Bakın, dünyanın 15 belirleyici savaşı. Şimdi, İngiltere'de büyük bir tarihçi var. Peter Burke. Hayatını okuyor. Diyor ki, çocuktum diyor. Dünyanın 15 belirleyici savaşı kitabını okudum. Tarihe olan, sosyal bilimlere olan ilgim arttı diyor. Şimdi bakın, Spencer'ın meselesi şu. Spencer meseleye bir yetişkin olarak bakıyor. Çocuk olarak bakmıyor. Çocuklar romantik dönemde.
Bakın Peter Berg bunu anılarında itiraf ediyor. Bakın ben öğrencilerimle cizvitler üzerine bir kitap yazarken Peter Berg'e mail attım. Bu adam 90 yaşında bir adam. Dedim ki ya siz cizvit ortaokulunda lisesinde okumuşsunuz. Bu sizi nasıl etkiledi? Bakışınızı etkiledi değil mi eserlerle falan? Ve bana güzel bir cevap verdi. Bakın arkadaşlar. Özellikle o okullarda işte dil öğrendim dedi. Latince öğrendim, başka diller öğrendim. Çünkü cizvit okulları filoloji önem veren okullar. Dile önem veren okullar. Dil. O dille dedi bana pek çok kapı açın dedi. Peter Berg. Peter Burke diye yazılıyor arkadaşlar. Yani sosyal bilgilere, sosyal bilimlere meyilli arkadaşlarda ricam bu işi en iyi yapanları okusunlar. Mesela Nermin Abadan Unat. Fransızca biliyor, Almanca biliyor, İngilizce biliyor. Türkiye'ye gelmiş biliyorsunuz. Yani onun kitaplarına baksınlar. Onun siyaset bilimi kitaplarına baksınlar. Yani mümkün oldukça mesela Pertemnali Boratav. Şimdi bakın lisede sosyoloji hocası kim? Hilmi Ziya Ülken. Diyor ki oğlum sen nerelisin? Mudurnulu. Mudurnu'da babam kaymakam diyor. O zaman bize Mudurnu'nunla ilgili bir ödev getir diyor. Mudurnu'yla ilgili. Ve Pertemnali Boratav Mudurnu ve yöresiyle ilgili bir halk bilim ödevi yapıyor. Ve diyor ki o günden beri halk bilimci oldum. Bakın bir öğretmen bir ödev veriyor, hayatını değiştiriyor çocuk. Diyelim Semavi Eyce, sanat tarihçi. Öğretmen ona şey ödevi vermiş, İstanbul'un surlarını araştır demiş. Ve Semavi Eyce, yaşım oldu diyor, 80 hala surları araştırıyoruz biz diyor. Yani bir ödevle nasıl? Sizden ricam ödevleri ciddiye alın. Öğretmenlerinizin verdiği ödevleri ciddiye alın. Ve aldığınız için zaten bence de zaten bilsem desiniz, siz farklısınız. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Maalesef Türkiye eğitim sisteminde aslanın önünde ot var, atın önünde et var. Ama bilsemler farklı, bilsemler farklı. Burada en iyi öğretmenlerle en iyi öğrenciler karşılaştırıldı. Sizler bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. İnşallah sizlerden ileride çok şey bekliyorum ben arkadaşlar. Evet. Başkanım, yabancı dil konusuyla ilgili bir soru var. Gerçi bahsettiniz, dil öğrenmek yaşamın her alanında önemli. Tüm yaşamımızda dil bilmek, hatta birden fazla dil bilmenin önemi çok gerçekçi. Bu nokta içerisinde öğrenciler bu bilinci oluşturduklarını düşünüyorum ama sosyal bilimler alanında yabancı dil bilmenin avantajları neler olabilir? Sosyal bilimlerle uğraşacak olan öğrencilerin yabancı dil bilmeleri onlara nasıl artılar katabilir? Bu konuda da öğrencilerimiz merak ediyorlar. Yani tabii şimdi lingua franca İngilizce oldu. İngilizce bir şekilde öğrenin. Şimdi arkadaşlar bakın, ben teknik lisede okurken bizim sınıf 30 kişi falandı. 3 kişi Almancaydık biz. Öğretmen bizi kütüphaneye alırdı. Ve Almanca şey yapamadık çok. Yani öğrenemedim çok. O zaman. Yani öğretmen de işini çok ciddiye almadı. Biz de çok ciddiye almadık falan. Ama dil gençlikte öğreniliyor. Bu yaşlarda öğreniliyor. Lisan. Tamam mı? Yani gördünüz bu coğrafyada bir yerlere biri gelmişse muhakkak dil biliyordur, lisan biliyordur. İşte mesela İbrahim Hakkı Paşa dedim, size örnekler verdim. Tamam mı? Yani ve şimdi işiniz daha kolay, dil öğrenmek daha kolay biliyorsunuz. Eskiden bakın ben hiç unutmam, Bit Pazarı'na gittim. Bir tane kısa dalga radyo bulmuştum. O radyoyla işte dinleyeceğiz de lisanı öğreneceğiz. Şimdi o kadar şanslısınız ki, yani çok şanslısınız. Çok şanslı bir dönemdesiniz arkadaşlar. Biraz sebat edin, azmedin. Bakın, biraz zorlanacaksınız. Bakın, dil öğrenmek Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanını okumaya benzer. Eco diyor ki, benim kitabım 700 sayfa. 700 sayfa, böyle kalın bir kitap. Ama ilk 100 sayfasını okuyabilen sonraki 600 sayfasını okumayı hak eder. Dil de böyle bir şey arkadaşlar. Ama siz Umberto Eco'nun Gül'ün Adını okuduğunuzda başka biri oluyorsunuz.
görüyorsunuz. O emeği görüyorsunuz, şeyi görüyorsunuz. Lisan da böyle. Biraz sözlüğü karıştırmanız gerekiyor. Ben hatırlıyorum, üniversitedeyken o karıştırmaktan o sözlüklerin kenarları simsiyah olmuştu. O parmak izleri çıkmıştı. Sonra ben onu matbaaya götürdüm. Kenarlardan kestirmiştim. Çünkü utanıyordum. Yani sözlük karıştırmaktan. Şimdi benim hala çalışma odamda da öyledir. Yani sözlükler daima yanımdadır. Lügatlar. Farsça, Fransızca, Almanca. Onlar hep benim elimin altındadır. Hemen bilmediğim bir kelimeyi açar, bakarım. Bunu da bir oyuna dönüştürdüm ben hayatımda. Evet. Başkanım, bir öğrencimiz tarihi neden bilmeliyiz? Tarih bilmenin önemi nedir diye sormuş. Şimdi vaktimiz tabii azalıyor. Benim YouTube'da gençliğimde ben TRT'de, TRT Radyosu'nda 3 yıl program yaptım. Tarih nedir? Tarihi neden bilmeliyiz? O genç arkadaşıma öyle diyeyim. YouTube'da benim o tarih nedir programımı izleyin lütfen, dinleyin. Yani tarih bilmeyen bir adam düşünün. Yani hafızasını kaybetmiş bir insan düşünün. Düşünebiliyor musunuz ya? Var mı sizin tanıdığınız? Bakın, benim bir tanıdığım oldu. Evini bulamıyor. 80 yaşında. Hafızası yok. Bakın, tarih bilmemek hafızasını kaybetmek. Evini bilemiyorsunuz, biliyor musunuz? Yardım istiyorsunuz polisten, insanlardan. Benim evim nerede? Tarih bilmemek böyle bir şey arkadaşlar. Çok tehlikeli. Özellikle bu coğrafyadan Hititler geldi, Frigler geldi geçti. Bu coğrafya çok tehlikeli bir coğrafya arkadaşlar. Bizim çok tarih bilmemiz lazım. Bakın, aranızda Urartulu var mı? Aranızda Frig var mı? Aranızda ben Hititliyim diyen var mı? Bakın, Hititler kaç yüzyıl bu coğrafyada hakim olar var mı bugün? Kaybettiler. Yani arkadaşlar, bu coğrafyada tutunmak için tarih bilmemiz lazım ve tarihimizin şuurunda olmamız lazım, farkında olmamız lazım. Yoksa 3000 yılında geriye dönüp derler ki bu coğrafyada da bir zamanlar bir Türkler varmış falan. Bizim nasıl şimdi Hititlere yapıyoruz onu, Friglere yapıyoruz. Bakın, Friglerin hala yazısı okunamadı, biliyor musunuz? O Afyon'daki kitabeler. İnşallah içinizden biri çıkacak. O yazıyı siz çözeceksiniz. Çünkü öyle bir uygarlık ki o, ne eski Yunan'a benziyor, ne Hititlere benziyor. Bakın, hala Frig yazısı okunamadı. Gelmişler de gitmişler. Aynı Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde anlatıldığı gibi. Böyle olmamak için bizim de tabii Türk tarihini, Türk kültürünü çok iyi öğrenmemiz lazım. Evet, teşekkür ederim. Başkanım, vaktimiz daraldı. Son bir soru. Biraz kişisel bir soru olmuş öğrencimizden. Eğer tarihçi olmasaydı hangi alanda çalışmak isterdi diye. Ya, çok güzel bir soru bu. Tarihçi olmasaydım kütüphaneci olmak isterdim herhalde. Borges gibi ya da Hume gibi, David Hume gibi kütüphaneci olmak isterdim. Ve ben kitapları sevmeyen kütüphanecileri ben de sevmiyorum, biliyor musunuz? Çocukluktan beri kitapları o kadar severim ki. Yani evet, David Hume gibi, Borges gibi bir kütüphanede memur olmak isterdim. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bu. Çok güzel bir soru. Başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sunum oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Öğrenciler gerçekten çok ilgilendiler diye düşünüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Son olarak ben sözü Ramazan Başkanım'a vermek isterim. Bağlantıyla ilgili bir sorun vardı ama burada mı hala başkanım? Osman Hocam, sorum devam ediyor mu bağlantıyla ilgili? Şu an telefondan bağlanıyordu başkanımız. Muhtemelen devam ediyor galiba. Cevap veremedi çünkü. Tamam. Başkanım, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Öğrenci arkadaşlarımız, programımız bu akşam devam edecek. Bu akşam saat 8'de geleceğin teknolojisini konuşacağız. Profesör Doktor Uğur Çevik bizimle birlikte olacak. Saat 8'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.